Merhabalar YouTube halkı, Arıza Kaydı başlıyor. Ben Eda Nurhancı. Ben Birsel Kılınççı ve karşımızda Veysi Sala. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Eda, senin bu YouTube halkını ne yapacağız? Seçimlere hazırlanıyor gibi. Nedir bugünkü konumuz? Yakın arkadaşın first date'e çıkıyor. First date dediğimiz ilk görüşmeye çıkıyor. First date dediğimiz hadise şöyle gerçekleşiyor. Eda bugün böyle yapacak, hadi bakalım. First date, ilk görüşme. En yakın arkadaşını ilk görüşmeye hazırlıyorsun. Ona hangi taktikleri nasıl verirdin? Bugünkü programın sonu. Tam benim ihtiyacım olan şey. First date'e mi hazırlanıyorsun evet, var? Evet, bugün benim first date'e hazırlar mısınız? Vereceğiniz tavsiye ne olur? Bir kere şunu sormak isterim. Müsait misin bugün? Müsaitim. Çünkü önemli biliyorsun. Bir kere çok bilmişlik yapma. Besit bak yolarlar seni. Gerçekten söylüyorum. Yolarlar da burası yani. Hayır be, insan her şeyi satar çünkü biliyorum yani. Şimdi bakın şöyle bir araştırma var. Zamanında şöyle olduğunda işte YouTube izlenimi işte 2,5 milyona ulaştığında şu bankadan şu para falan böyle inanılmaz bilgi satacak, tamam mı? Businessman çünkü biliyor yani. Ben business... kıza niye bilgi satayım orada? Bilmiyorum, sen yaparsın. Seni ünlü edeyim falan dersin. Kıza da... İstanbul Film Akademi alayım bize ya. Dersler falan. Dersler falan var. Oyunculuk. Liste minik kız. Cimci mi? Cimci mi? Sokayım mı seni sektöre? Beysi salayı tokat manyağı yaptığımız ilk açık alalım şu anda geldi. Şimdi bugünün sorusu zaten söyledik. En yakın arkadaşını first date hazırlıyorsun. Ona ne gibi taktikler verirsin de. Ben bunu yine bir araştırdım. Bilimsel bir reçeteye dayandırmak için. 390 katılımcıyla bir araştırma gerçekleşiyor. Güzel ve oran. Ben 390 katılımcı. Çok iyi mesela. 400 iyi değil. 350 değil. 390. Anladın tam mı? Doğru sayı bulmuşlar. Doğru sayı. Doğru. 390 katılımcıyla bir araştırma gerçekleşiyor ve şu fark ediliyor. Kadınlar muhabbetin durduğu, yavaşladığı yerlerde olayı erkeklerin ele almasını istiyorlarmış genel olarak. Eda'cığım ben mesela şeyi severim. Muhabbeti yani olduğu yerden başka yerlere böyle götüren, böyle onu katmanlandıran insanları ben de hoş buluyorum. Yani durmayan, muhabbeti sürekli akan insanları. Hem. 2013 yılında Freiburg Üniversitesi'nde bir tane araştırma yapıldı. Ne zaman bir tane üniversite fıttıracaksın araya diye bekliyordum. Hani yine geldi. Normalde hani biz şunu çok isteriz ya, göz teması kur. Göz teması kur. Baştan sona bir muhabbette göz teması kurmak karşıdakini bir noktadan sonra tedirgin ediyormuş. Yani aslında o kadar da iyi bir şey değilmiş göz öyle teması kurmak. Maşallah adam ben temas zaten... kurmalık. Anam beni temas kurmalık doğurdu. Doğurmuş yani. Sen bir gerçekten baksan bir hoş olur. Bu arada olur benim cevaplarımda yazıyor işte göz teması kur. Ama o kadar da iyi bir şey değilmiş baştan sona göz teması kurmak. Biraz psycho bir boyuta ulaşabilir. Evet. Eğer ilk buluşmanın bir son veda olmasını istemiyorsak da o kişiyle tokalaşmak yerine ya da böyle el sallamak yerine bir fiziksel temas kurmalıymışız. Doğru. Öpüşme. Ondan bahsetmedin Veysi. Muçuk yaptı ya. Evet, şapırtılı iğrenç. Şimdi size kötü bir date anımı anlatacağım. Tam bunun üstüne. Buyurun. Erkek bireyle dışarıda kahve içiyorduk. Ondan sonra böyle gayet samimi de aktı muhabbet. İyi olacak falan filan. Böyle kalktık. Tam böyle sarılacağız. Çocuk dedi ki ben kadifeye dokunamıyorum. Çok kötüydü yani. Sarılamadık. Ve hadi görüşürüz kardeşim diye. O son buluşma mı oldu? Tabii. Yani, i̇şte bunda. Hemen deneyim, çat gözlem sonuçlarını verdi. Sen gerçekten halkın i̇şte, insanısın. Doğru bildiğimiz yanlışlar varmış. Biz de göz teması kuralım. Ama efendim baştan çok böyle yalap şalap dokunmayalım da uzaktan el sallayalım falan. Böyle şeyler yapıyorduk. Çok şükür. Hiçbirisi yapmamışım. Teşekkür ederim. Ama sen harikasın işte. O yüzden eksiksiz insansın. Bari zorlandığın yerde bırak. Baktın yalan söylüyorsun. Ağzın diline karışıyor. Sağ ol yani. Teşekkür ederim. Senin yaptığın hata belli var mı Eda? First date'de kadife yemek gibi. Hiçbir hatam yok. Bayan mükemmel ya. Lan nasıl be? Bu kadar mükemmel kalamıyorsun. Bayan. Senin muhteşemliğin yanında karşıdaki öküzden yaptığı hatalar oldu mu? Onların da hatası olmadı. Eda ne kadar sıkıcı bir insansın. Nasıl bu ilişkiler zinciri ya? Öyle. Çünkü Eda'nın ilişkisi olmamış hiç. Ben direkt görüşmedim. Yok mu first date'in öyle
kötü geçen? Bir çocuk Robert'liydi. Robert Koleji. Evet. Halktan değil belli ki. Ben mesela çocuğa böyle dedim ki işte hani nelerden hoşlanırsın falan. Dedi ki sıcak şarap eşliğinde İngiliz şiirleri okumaktan dedi. Mesela ilk işte first date'e çiçek getirmişti ama çiçek böyle kafam kadar falan. Ayıcık getirmiş, anladın mı? Masaya koymuş falan. Masada mumlar var. Ben böyle patates kızartması falan söylemişim. Çocuk salata yiyor. Abi o kadar kötüydü ki. Şarap eşliğinde İngiliz şiirleri okumak. Evet. Şey çocuk gerçekten bu arada ailesi falan böyleydi yani. İlginç. Ya öyle daha insanlar var. İlk buluşmada hayatın kurtulacakken kalkıp hakikaten çocuğa geçtim ben mi? Çok çok büyük bir şey ettim. Mesela şöyle oldu. Çocuk bana dedi ki ya dedi bu hafta sonu kardeşimin doğum günü. O yüzden sen de gelebilir misin? Ailecek beraber kutlayalım. Sen de gel istiyorum dedi. Çok Amerikan filmi ya. Çok Amerikan filmi. Nerede dedim. Dedi ki Çırağan Sarayı'nda. Doğum günü. Yemin ederim Çırağan'ın bahçesindeymiş. Hani bahçesinde böyle bir tek şey. Tek sorun senin avucudan oraya gidecek olma. Metrobüs. Hayatım ben Başakşehir'de oturuyorum. Ya. Nasıl geleyim Çırağan'a ya? O kadar yol. Akbilim de yok. Metrobüs oraya gelmiyor. Yani ben Beşiktaş'tan yürüyorum. Komiter gözü. Beşiktaş'ta inmiş böyle kuş güç. Zincirli kuyu metrobüsler aşağı sallanmış. Yani Eda böyle. O gün bugündür toparlanamadın değil mi? Bugün bugündür ben kendimi halktan hissediyorum. Ulaşılmaz'ı oyna, çapkını oyna ama yeri geldiğinde de kolay bir erkek imajı ver. Farklı duygular hissettir, o konuşsun. Hangi birine cevap vermek istersin? Ben başı kaçırırım çok bu arada. Çok karmaşık. Ulaşılmaz'ı oyna tamam, ama Ulaşılmaz'ı gerektiğinde de kolay ol. Bir dakika bir dakika. Bırak o konuşsun. Ulaşılmaz'ı oyna ne demek? Ne demek? Yani seni hemen elde edemeyeceğini düşünsün diyor. Ulaşılmaz'ı oyna kısmına şu anlamda katılıyorum. Şimdi ben de böyle biri oldum. Şimdi ben mesela karşımdaki insanla böyle çok hani elektriğim tutunca direkt bütün hayatımı döküp saçıyorum. Aslında bu kadarına hiç gerek yok. Yani benim hakkımda bu kadar bilgiye haiz olmasına hiç gerek yok. O yüzden bir tık böyle geride durup hani o gizemi korumak mantıklı olabilir bu anlamda. Hmm. Hani hep bir gizemli tarafın, en azından ilk başlardan bahsediyorum. Bak, travma çok anlatmak doğru bir şey mi? Travma mı değil de doğru bir şey. Kime anlatacağım? Terapiye verecek param yok. Gelmiş adam karşıma. Boşta var anlat. Bir sana böyle yoldan adam çağırıyor. Allah aşkına. Allah aşkına dur. İki dakika otur. Fena travmalarım var. Ya travma değil. O kadar büyük girmemiştim ama böyle eski hayatımla ilgili çok gereksiz detaylara girdiğim oluyor. O da ulaşılmazlık şeyini evet engelliyor. İşte first date'de yapılması gereken, yapılmaması gereken şeyleri paylaşmışlar. Hepsini genel olarak işte kıyafetinize dikkat edin. İlk görünüş çok önemli. Çevrenizdeki insanlara kibar olun. Konuşacaklarınızı bir kafanızdan geçirin. Geç kalmamaya özen gösterin gibi çok böyle stabil şeyler var. Ama mesela bir yer şunu demiş, bu dikkatimi çekti. Şey diyor, eski sevginizden asla bahsetmeyin. İlk buluşma için bence de fazla overdose bir bilgi. İlk buluşmada ben first date'de anlatmam şey eski muhabbetlerimi muhtemelen. Çünkü neden anlatasın ki? Ama mesela sanki o insanın da kafasında bir boşluğu dolduruyor gibi değil mi? Mesela şey çok garip değil mi? Eski sevginden hiç bahsetmedin. Adamla 5. buluşmadasınız. 5. buluşmada diyor ki hani sen işte atıyorum son eski erkek arkadaşını anlat diyor. Sen de şey diyorsun, biz de işte bir hafta önce ayrıldık falan. Ama sen bambaşka bir bambaşka bir aldatılma hikayesi yazdın şu an. Aldatılma değil ya. Hayır öyle değil. Adamla tanışmadan ayrılmış mesela 3 gün önce. Anladın mı? Ama adama bunu söylemiyor. 5 haftadan sonra dedin. Hayır 5 hafta demedim. 5 gün önce ayrıldık sonra dedin. Matematiksel olarak sevgilisi varken görüşmüş. Hayır ya. 5 hafta demedim. 5 görüşme dedim. Belki gün içerisinde 3 kere görüşmüş. Çok güzel. Sümeyra demiş ki derim ki gelinlikle git, nikah masasını yanında götür, nişan müziklerini de hazırlasın. Oh. Gelinlikle git, niyetini belli et diyor. Evleneceksen gel. Daha ilk baştan kaçarım. Kaçar mısınız? Bu sizi kaçırtır mı? Daha bismillah çocuğum ya yeni geldik. Evet ama yani benim isteğim belli. Şimdi görsel tamam olarak gelinlikle gelmek tabii ki abartı ama ilk date'den evlenmekle ilgili şeylerden bahsetse diyelim. Evet. O zaman da kaçar mısın? Kaçarım. Ağır gelir. Ama seninle olmak istemiyor ki. Genel olarak evlilikten bahsediyor. Kafasını biri hayal etmiş. O sen olsan bari. Sadece bunu bana bahsediyorum. First date'de bana çıkıyor. Şimdi duvara bakıp anlatıyor değil mi? Şöyle olsa evleneceğim adamla. Meis mal gibi duruyor böyle. O sen olsan bari. Sen olsan bari. Adamı amole ettim böyle kaldı.
Evlenmek istiyorsan da ne alakası var ya date'le? Şöyle, ben evlenme niyetinde olan erkekleri ilk buluşmada samimi bulmam. Niye? Samimi değil. Niye? Bana böyle direkt evlenme, bu arada kadın erkek ayrımı da yapmıyorum. Direkt ilk buluşmadan bir insana evlenme gözüyle bakan insan ya gerçekten böyle bir aile kültüründen gelmiştir. Buluşunca, görüşünce bu bir aşamadır ya bazı kültürlerde. Öyle değilse direkt evlilik muhabbeti açılması bana bir tık samimiyetsiz geliyor. Böyle bir bağlama büyüsü. Mesela şöyle düşün. Ben burayı işaretledim. Şey oluyor yani. Çişini yapıyor. Evet. Gibi geliyor. Koku bırakıyor. Yani kadın demiş ki masada telefonunun önü açık mı yoksa kapalı mı koyuyor bak derim. Çevreden geçen insanlara nasıl bakıyor izle derim. Görünüyor mu? Ben first date'de masaya aslında telefonumu koymam. Ve şöyle koymak. Bu fark eder mi senin için? Telefonla uğraşacağım konumda tutmam telefonumu zaten. Uğraşma mesela şu an burada duruyor biz seninle konuşuyoruz. Niye orada duruyor? Saate bakıyorum. Neden işte bak. Yani zaman mı geçsin istiyorsun? Cibimde. 15 dakikadır salak salak konuşuyorsun. Gataymış. Gitme. Ama bak bunu first date'de yapmazsın. Ben bunu ne zaman yapıyordum? İlişkinin derdini açmasında mecburen yapıyorsun. Çünkü ne gelse bakıyor. Ne gelse bakıyor. Ay canım o her yani şey senin ilişkinin özelliği bence. Ben bakma. Bakmayacak birini bul. Kahveyi her yerime döktüm ben. Bakmayacak birini buldum, pöşkürttüm. Hiç göremedim. Ben de o zaman ayrıldım dedim. Yeter. Ay gitmiş kimlerim de. Kim bilir kimlerle beraber yan yana geliyor. Sonra bana şey yapıyor. Telefonuma bakıyor. Bakacaktım. Telefonu böyle şey mi? Senin telefonla böyle bakmak mı? Yani yandan yana senin telefonuna mı bakıyor? Denk bakıyor kim geldi mi geldi. Peki bir şey soracağım. İsminden farklı şekilde kaydettiğin biri oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Samet Usta falan vardı ya bir yerde. Samet Usta gece yazıyor. Kenan Bey. Samet Usta gece mesaj atıyor. Sigortalar hala çıkmadı. Çakıymayan çivileri. Kötü komedi dizisi şakaları yapıyor. Çakıymayan çivileri çok kötü. Betonunu küreyim mi yarın ha? Ne dersin güzel kız? Bu Şahin Kağan'ın filmlerinde bile yoktu ya. Evet ya. Seviye gitti çünkü. Robert Kolej'den de nereye düştük? Evet ya. Çok kötü. Halk işte. Halk böyle bir yer. Ama ne? Yani atar mı abi? Atabilir. Samet Usta mesaj atabilir yani. Betonu dökeyim akşam akşam. Betonu dökeyim. Gaz açık mı? Çakmağı açık mı? Patlatayım mı evi? Kontrol kalemiyle geleyim mi akşam? Ay yeter. Allah kahrübela ya. O zaman ben bol bol öksüreyim de biraz. Ya gerçekten öksüreceğim. Buyur anlat. Bu ne? Bu ne şimdi cimcime? Gelmedi. Gerçek istediğim oha. Gerçekten gelmedi. Vurayım mı sırtına? Kardeşim bir ciğerinden gel. Gürültüyle. Evet. Sen de mi dilini çıkarmadan öksüremeyenlerden? Evet, o yüzden olmayayım diye şey yapmıyorum. Bakıyorum. Ercan Erarslan demiş ki git ve boş ver sana kız mı yok kanki derim. Neden? Ercan da böyle gay ve en yakın arkadaşına hoşlanıyor. Ve sana kız mı yok? Niye durduk yere insanı first date'inden niye alıkoyarsın? Yani belki o şey... Kızı beğenmemiştir. Ha, yani çok içine sinmemiştir. Arkadaşın üzüleceğini düşünüyordur. Ama biz böyle bir detay vermedik. Doğru. İyi bir first date gibi evet, düşün. Evet doğru. Deniz Gudak demiş ki eğer olur da bir yerde çay içerseniz şekeri attıktan sonra karıştırırken çok ses çıkarma derim. Yani. Tak 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 tak. Bir de o bitmeyen bir şey ya bazıları böyle 10 dakika karıştırıyor. Neyi karıştırdın be kardeşim? Bayi çay karıştırması. Ne? Bayi çay karıştırması. Tofaş bayi. Şöyle bir şey oluyor ya mesela. Ne yani bayi? Allah boş bayi. Yani. Devam et. Ne? Devam et. Gelmez miyiz böyle bir Şahin'le buraya? Bir Nur Barol demiş ki burkaç taktiği yaptırırım. Oh. Yeniçeri mi? Burkaç taktiği nedir hocam? Yani meali nedir sizin açınızdan? Halka anlatıyorsunuz gibi düşün. Burkaç taktiği benim bildiğim bir çocuğa geldiğin, bir çocuktan gittiğin.
Hayır, aynı çocuktan bahsediyorum. Ghosting. Gibi. Ama siz halka indirelim. Casper'laşmak diyebiliriz. Casper'ı da daha da indir. Hayalet sevgili. İşte. Hayalet sevgili. İrem B. İrem. İrem B ne? B. Abi Nida'ydı. Ha. İrem B. Ha, bence benim dediğim gibi bir anlam var. Şey gibi bir anlam. Hani... Darbe... Darbe uygula. Hayır. Yani o insana gel, kendine alıştır, çat bir ghostingle. He. Git, çat bir ghostingle gibi. Çok acımasızca geldi. Evet ama bu bir taktiktir arkadaşlar. Naçizane adlı bir kullanıcı demiş ki tamamen kendin ol. Sıla Nur Deren demiş ki sürekli sen konuşma derim. Aybike Telciler yazar demiş ki strateji yapma. Strateji. Taktik maktik yok mu yani aslında? Bam 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 mı? Atıyorum ben buluşmadan önce böyle değişik psikolojik felsefi kitaplar okuyorum. Sürekli alıntılar yapıyorum. İşte bildiğin gibi Nietzsche de der ki ya Descartes'in de böyle işte fikirleri vardır. Ama böyle dersen ben zaten sana oturmadığını anlarım. Ne? Böyle nasıl dersen... Nasıl da anladın? Galatasaray felsefe mezunu. Kime otursun acaba? Kız felsefe okumuş, felsefeden dem vuruyor. Mesela mantıklı bence. Dem vurmak. Bence felsefe okumuş olsaydı dem vurmaz. Descartes yani gerçekten kendinden bahsederken dem vurmak. Benden dem vur. Çok içine atıyorsun. Atma. Yani senin bildiğin ve hakim olduğun bir konu felsefe zaten. Hayır benim bildiğim gibi düşünme yani. Ben abi atıyorum pazarlama mezunuyum. Ve sürekli böyle. Böyle hani işte sözler paylaşıyorum. İşte diyorum ki insan çok okuyan değil çok bilen bilir. Biliyorsun ki zaten gezen işte. O. Bilen bilir. Çok bilen bilir. Çok okuyan değil bilen bilir. Hiç de okumasına gerek yok zaten bilen. Diyebilirim. Deyimler bölümü yapalım senin. Sada nesnedir bu arkadaşlar? Ne varım? Tümden gelim. Siz böyle şeyler bilir misiniz? Bilen ben zaten mi? Bilir. Aynen. Yine felsefe yaptı biz anlamadık. Bu arada gerçekten benim bir dersim var. Mantık diye dersim vardı. Çok şükür Allah'ıma verdim. P ise Q mu? Hayır mesela sana şöyle bir önerme veriyor. Bilen ise bilir. Mesela tamam mı? Bilen bilir diyor. Bunu mesela 3 sayfa açıklıyorsun. Hı hı. Felsefe mezunlarının neden işsiz olduğunun en büyük kanıtı. Niye? Bu kadar gereksiz bir şeyi niye 3 sayfa açıklamak için çaba harcıyorsun ki? Bu kadar insan hayatla bir dakika burada seni savunacağım. Bu kadar insan hayatla ilgili düşünmeseydi ve felsefe bilimi doğmasaydı şu an acaba olduğun konumda olur muydun? Olurdum. Nasıl olurdun felsefe ya? Hayat bir sorgulamadır yani. Birileri bunu sorguladığı için bazı sen şeyleri anlamda oturuyorsun. Birileri sorguladığı o için mi? O kadar da değildi. Sen beni abartma. Senin yerine düşünen insanlar olduğu için sen burada olmasaydın bir hiçtin be. Ya. Ben düşünmediğim için başkaları benim yeme sorguladığı için buradayım değil mi? İşte evet. Teşekkür sen düşünmene ederim. Gerek kalmıyor. Niye? Çünkü düşünen düşünmüş zaten. Bilen biliri 3 sayfa biz açıkladık senin yerine. Ben icat insanıyım. Fazla düşünen insan değilim. Aa. Yani bilen biliri de yanlış söyleyip bu kadar arkasında durdun ya. Helal olsun kardeşim ben sana. Ben şey bir felsefeyi de yapmışım. Bunu diyen de... Bunu diyen de felsefe bölümünü kaç yıldır bitirdin sen? Sana ne? Tamam mı? Okuyup hem çalıştı bu kız. Halkın adamı. Kardeşim felsefeyi ben... Fransızca okudum. Anladın mı? Yani? Yani onlar 3 yıl kat zaten. Zaten. Aslında aklımın ermediği bir şeyi bir de Fransızca anlamaya çalıştım. 3 yıl sadece dilden. 4 yıl felsefe. 1-2 yılda kendine ver. Siyasa be. Adamı öldürdüm. Ben var ya yetiştirmemişim. Ben bu hayatta da ben hiç yetiştirmemişim gibi. Of. Ama sen de var ya güzel anlattın. Çok güzel anlattın gerçekten. Okuduğunu. Okulu bitirmez. Yani kaç konuşmadan sonra
artık daha. Abi bence bunun matematiği yok. Tamamen karşındaki ne hissettirdiğine bağlı. Doğru. Ama şartlara bağlı, işte kondisyonlara bağlı. Kondisyon dediğin şey mi? Fiziksel durumu mu? Kondisyonuna bağlı yani. Hızlı koşabiliyor mu? Refleksleri nasıl? Bardak atıyor, tutturuyor çünkü. Tut. Abdominal kasları sağlam. Abi bir şey var ya, çok güldüm ona. O adam, çocuğun adı ne ya? Yani böyle kaslı yakışıklı da bir çocuk Survivor'daydı. Ersin. Bak. Kaslı Mustafa Topaloğlu ya. Atakan. Atakan. Avatar Atakan. Avatar Atakan. Niye böyle yaptık? Şöyle bir görsel çıktı karşıma, çok güldüm. Avatar Atakan nereye gitmiş? Böyle bir Avrupa'da herhalde daha böyle tarihi bir eserin işte bir ne bilmiyorum. Açılışına mı gitmiş? Hayır, tarihi bir eserin önünde abi durup dururken insanlar orada sakin sakin fotoğraf çektiriyor. Adam böyle şeyler yapıyordu. Üstüne de bir şey yazmış. Odamda sakin sakin otururken odama dalan erkek kardeşim. Sen de çocuğa böyle şeyler yaptırsan. Kondisyonu sağlam. Vur karnıma vur. Şimdi durduk yere yani. Vur karnıma. Kasları. Vur vur. Çekinme diye. Vay be. Kondisyonu sağlam diyen ilk defa duydum. Ama güzel. Lazım. Lazım. Arkadaşlar kondisyon dediğimiz şey şart. Durum. Koşul. Anlamında. Nerede? Fransızca. Nasıl söyleniyor Fransızca? Kondisyon. Aynı mı? Birebir. Bizde niye hiç öyle bir anlamı yok? Bu, bırak bu Fransız ağzını. Gerçekten. Valla kondisyon o anlamda yani. Ortamın şartları. Ortamın kondisyonu o demek. Bir arkadaşımız demiş ki en yakın arkadaşını first date'e hazırlıyorsun. Ona ilk hangi taktikleri verirsin? Hilal taktiği. Hakim misiniz Osmanlı'dan? Çevreden kuşatıp sinsice ortada diye imha etmek anlamına geliyor. Ne yapıyor? Yakıyor mu abi? Niye ya yakmıyor. Ya böyle karşıdan bir saldırı uygulamaktansa onun çevresini sarıp ortaya düşmanı alıp imha ediyorsun. Tamam, ben bunu first take'de nasıl yapacağımı anlamadım. Ha işte bu, bunu tartışalım diye. Bu şey gibi mesela, sen ortada duracaksın. Şuraları, masanın şuralarını arkadaşlarını koyacaksın. Anladın mı? Kaç kişi date'e çıkıyorsun? Date'e 7-8 kişi çıkmışım. 6 kişiyi buralara saldım. Çocuk ortada oturuyor. Bir noktadan sonra... Bu direkt kızın ailesiyle var. Bence ilişkide hilal taktiği şöyle gerçekleşebilir yani. Çocuğu böyle aciz bir durumda ortada bırakıp bütün böyle manipülasyonla onu diye ikna etmek. Neye? Benimle evlilik, çocuk. Aklına ne gelirse o günlük. Bunun değişik fikirleri var ha. Benim var ya bu ilişkilerle ilgili fikirlerim kitap olur. Kendim de bu kadar büyümseme be kardeşim. İlişki kadını bir sen kızın çiğ. Öyle diyebiliriz gerçekten. O zaman bugünlük bu kadar mıdır? Çok hızlı bitti. İşte güzel şeyler çabuk biter ve işsiz salı. Evet. Evet. En yakın arkadaşını date'e hazırlıyorsun. Ona ne gibi taktikler verirsin dedik. Instagram takipçilerimizden çok güzel cevaplar gelmişti. Instagram Birsel Kılınççı ve Eda Nurhancı üzerinden de bize cevaplarınızla ya da yorumlarınızla ulaşabilirsiniz her zaman. Haftaya arıza kaydında buluşmak üzere. Sizi çok seviyoruz değerli YouTube halkı. Öpüyoruz efendim. Buyurun Veysi Bey. Görüşmek üzere hafta. Bye bye. Bye bye.